efendim, böylece tartışmamızın sonuna geldik. Şimdi aklında adaylarımızın hani kime eleyeceğim, kime oy vereceğim gitmesi yönünde gibi şüpheleri varsa artık bu hesaplaşmalarından hem iç hem de karşı evle sonra kesin karara vardıklarını ümit ediyorum oylamanın daha sağlıklı olması için. Şimdi bugün kim gidecek veya kimler gidecek? Bir aday mı veda edecek eve yoksa iki mi? Adnan ve Didem sizlerin birincisi. 10 bin lirayı hangisi alacak? Alan evini koruyabilecek mi? İşte bütün bunların sırrı oylamadan sonra bu kutuda. Bugün kutuda bakıyorum, mühürlü iki zarfım var. İçinden ne sürprizler çıkacak acaba? Peki gidenlerin yanına gelecek olanlar yeni adaylar mı? Yoksa kısmetsi olur evinin eskilerinden de var mı? Eski derken geçmiş yılı da kastediyorum. Acaba sürpriz isimler eve geri dönüş yapmak istemiş olabilirler mi? İşte bütün bunlar bir soru. Hangi aşklar yarım kalacak? Gelenler kime ümit olacak? Bütün bunlar çok önemli. Az sonra adaylarımızın tek tek oylamasıyla başlayacak ve sonra sürpriz kutuyla çözülecek bu bilmece. Şimdi eğer hazırsanız sevgili Azal, seni ilk oyu vermek için kutuya alacağım. Geldiğin gibi git. Benim üstümden gereksiz duygu sömürüsü yaptığını düşünüyorum. Hiçbir duygunu samimi bulmuyorum. Hayal kurmak için değil, hayat kurmak için istemiştim seni. Sen giderek bir eylem yaptın. Ben de seni unutarak bir devrim yapıyorum. Aklımda başka biri varken seni yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu evde çok tutarsız olduğunu görüyorum senin. Daha önce benim bir arkadaşımı kandırdın. Şimdi başka bir arkadaşımı kandırmana izin vermeyeceğim. Bu evde masaya ihtiyaç yok. Bence gitmesin. Aradığın aşkı dışarıda bulacağına inanıyorum ve güveniyorum. Kurduğun düşler gülüşlerine yansımıyor. Sahte olduğunu, hatta olduğunuzu düşünüyorum. Samimiyetsiz samimiyetler ancak samimiyetsiz kişileri etkiler. Üzgünüm. Erkekler evinden birini gönderemeyeceğim için senin ismini yazıyorum. Normalde benden özrünü kabul ettim. Kusura bakma. Seni hiç samimi bulmuyorum. Sen ve güvenliklerin var ya, ya da al o güvenliklerini buradan git. Birebir bir sorunum yok. Yazmak istedim, yazdım. Gamze Göktürk'ten adamlık öğren, adamlık. Uzun sözün kısası. Evet efendim, son oyla birlikte eve veda etmesi istenen gelin ve damat adayı artık dışarıdaki kutuda belli. Peki bir kişi mi veda edecek, iki kişi mi? İşte onun sırrı da buradaki sürpriz kutuda. Kim gelecek? Eskilerden biri mi, yeni bir aday mı veya iki aday mı?
İşte hepsi burada. Artık bu siyah sürpriz kutumuzda da alışın. İki tane zarf büyük sürprizlerle bizi bekliyor. Şimdi en zor görevi yapıyorum. Günün en heyecanlı dakikaları. Gideceğim, kutuyu alacağım ve oyları tek tek sayacağız efendim. Sen yeter ki...